Arkadaşlar merhabalar. Mimari iç mekan çalışmalarımızın son videosu ile bu serimize de devam ediyoruz. Normalde geçen videoda normalde bitirmiştim diye biliyorum. Ama biraz da Photoshop üstünde resimde biraz da oynama yapalım diye son bir videoda çekmeye karar verdim. Evet, gördüğünüz gibi çalışmamızın final hali böyle oldu arkadaşlar. Orijinali gibi olmasa da idare eder. Böyle bir çalışma oldu. Render sırası gördüğünüz gibi 4 saate yakın bir süre sürdü neredeyse. 3 saat 25 dakika kadar sürdü. Bayağı bir uzun süre. Dediğim gibi yani sistem çok iyi olmadığından mütevellit. Çok ayarları yükseltemedim. Düzgünce kaplamalar yapamadım. Ancak bu kadar bir şey yapabildim. Şimdi F3 ile veya image bölümünden save as, save as image diyelim. Bunu da kaydediyoruz şimdi klasörümüze. Çalışma klasörümüze bu şekilde Uncharted ismiyle geldiğini görebiliyoruz. Bu orijinal. Orijinalle zaten lafımız yok. Adam 10 numara 5 yıldız yapmış gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım, karşılaştıralım. Böyle, bu da bizimki. Evet, gördüğünüz gibi bizimki burada. Adamın yaptığı da, adam demiyorum da adamın adını unuttum, o yüzden adam diyorum. Kullanıcının yani orijinal yapanınki de böyle. Dediğim gibi adam bu işte profesyonel olduğu belli. Biz daha amatör sayılırız. Bizimki de böyle. Şimdi bakalım Photoshop'ta biraz değişiklikler yapalım. Tonlamalarda biraz oynayalım. Şimdi resmimizi Photoshop ortamına aktardık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunda neler yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Şimdi şu bölümden buradan ne yapabiliriz? Blend Contrast bölümünde kontrasta biraz oynamalar yapabiliriz şu şekilde. Gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Şu şekildeyken ayarları biraz değiştirdiğimiz zaman daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Evet, bunu bu şekilde bırakabiliriz. Hatta şuradan biraz daha yükseltelim. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi şu layer'dan bir adet daha kopya oluşturuyorum. Bunu kapattım. Şimdi filter'dan bakalım, aklımda bir şey kaldıydı ama bakalım o muydu. Şimdi şu dip noktaya biraz daha yakınlaşmak istiyorum. Bu ayar değil. Evet. Şimdi bu ayardan biraz daha şeyleri, bu noise'leri kaldırabiliriz aslında. Şimdi noise olan kısım da pek gözükmüyor. Heh, şuralarda bakın. Şu anda tam net belli olmuyor ama şimdi şu kısımdan noise'yi görebiliyoruz değil mi? Bunu arttırdığımız zaman, belli string yani şiddet arttırdığımız zaman noise'lerin biraz daha gittiğini görebiliyoruz. Şu aşamada bakın. Tam net gözükmese de şu anda bakın, hareket ettiriyorum. Mouse'un basılı ve noise'ler gözüküyor ve bıraktığım anda noise'nin gittiğini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Buradan da bu şekilde noise'e az bir şey olsa da giderebiliyoruz ve okeyledik. Bu yedekte kalsın, ne olur ne olmaz diye. Şimdi buradan başka blend kontrastını ayarladık. Level'dan da buradan yine aynı şekilde parlaklık tarzı şeyleri ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Buradan işte kontrast, yani kontrast demeyeyim de sahnedeki gölge alanları biraz daha buradan ayarlayabilirsiniz. Daha güzel sonuçlar elde etmek için. Bunu siliyorum. Kullanmaya gerek yok burada. Buradan başka ne ekleyelim? Şöyle level'ı baktık. Küve bölümünden ise dediğim gibi yine parlaklıklar, doygunlukları biraz daha değiştirebilirsiniz bu şekilde. Daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz bunun gibi. Bu da gayet güzel oldu aslında. Bu da kalabilir. Şimdi şu orijinal fotoğrafımıza bir daha bakmak istiyorum. Orijinalden kastım bizim kendi yaptığımız. Neredeydi? Tamam. Şimdi tekrar Photoshop'a bir dönelim. Evet. Şimdi Exposure'dan da bu şekilde ayarlar vererek biraz daha gamayı ayarlayabiliriz. Böyle kalabilir. Buradan da tekrar yansıma olaylarını hani biraz daha Exposure'dan ayarlayabiliyoruz. Burayı da pek değiştirmeye gerek yok aslında. Bu da böyle kalabilir. Bunu silelim. Şimdi bakalım başka ne ekleyebiliriz. Buradan Saturation'dan
biraz daha renk tonlarıyla oynama yapabiliriz. Doygunluğu arttırabiliriz. Şu şekilde. Yani Photoshop olmazsa olmaz arkadaşlar bu kısımda. Gördüğünüz gibi renklerde oynama konusunda cidden çok güzel bir program, siz de biliyorsunuz. Çok abartmaya gerek yok bu kısımda. Saturation değerinde burada da. Şöyle orta kısımlarda bir şey yapabilirsiniz ki daha çok güzel bir tonlama elde edebilirsiniz. Şimdi bunu da bu şekilde bırakabiliriz veya şuradan da biraz daha değiştirebiliriz. Şöyle bir kıvamda bırakmamız yeterli. Evet. Color Balance bölümünden de bir şey değiştirmeye gerek var mı? Şöyle bir bakalım. Tekrar bir sıfırlayalım. Biraz bakıyoruz. Burada bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Bunu silelim. Sen kal. Şimdi burada başka photo filter, bunu eklememiz gerek. Buradan şimdi değişik renk tonları var. Mouse'umuzu ileri geri gittirdiğimiz zaman değişiyor. Şimdi mavi tonlar, biraz da mavi tonları kullanmak her zaman hoşuma gitmiştir benim. Tabi abartmaya gerek yok. Bu filtre olarak düşünebilirsiniz mavi tonu. Şu şekilde bir mavi ton iyi olur diye düşünüyorum. Çok da abartmaya gerek yok. Şu şekilde bir mavi ton. Biraz daha azaltabiliriz. Evet, gayet güzel. Ve bir adet daha foto filtre ekleyebiliriz aslında. Bu sarı tonlarda olabilir daha çok. Şimdi tam bir sarı olursa daha iyi olur. Ya bunu da abartmaya gerek yok. Hafif bir güneşin hani o ton doygunluğunu vermek amacıyla hani bu şekilde bir şey olabilir bu da. Hop, bunu da ekledik. Ve ardından başka da burada ekleyebileceğimiz pek de bir şey yok. Hani acemi seviyesinde kendi seviyemde anlatabileceğim bu kadar hani. Evet, baktığımız zaman böyle bir sonuç elde ettik. File, Save As bölümüne geliyorum ve bunu PNG formatında kaydedelim ve final diyelim bunun ismine de. Final isminde bunu kaydettim. Şu anda kayıt işlemi tamamlandı. Bakalım nasıl bir sonuç elde ettik. Evet, çalışmamız böyle arkadaşlar. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. İlk yaptığımız böyle bir şeydi. Ve ardından sonraki yaptığımızda da böyle bir sonuç elde ettik. Şöyle kabaca bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi renkleri daha bir canlı hale getirdik Photoshop'ta. Burada biraz daha soluk ve mat bir renkler varken burada daha bir canlı renkler yaptık. Şimdi biz de şeyine karşılaştıralım yine. Arkadaşımızın yaptığı çalışmayla, yani orijinal çalışmayla, tabi orijinal çalışma kadar kaliteli değil ama artık idare edeceğiz. Evet, çalışmamızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince bu iç mekan çalışması dersimizde bir şeyler anlatmaya çalıştım. Tabi dediğim gibi orijinal kaynağındaki bir çalışma kadar profesyonel bir çalışma olmadı. Çünkü bunun kadar bir bilgim yok. Yani bu arkadaş kadar ve sistemin de bu arkadaşınki kadar iyi değil. Bu arkadaş render sırasında GTX 1080 kullandı. Ben de GT 540M kullandım. Yani onun çeyreği olan bir ekran kartıyla. Hatta siz de biliyorsunuz video sırasında ekran kartına render alırken CUDA hatası verdi. Yani hafızası bile yetmedi. Mecburen 4 çekirdekli ikisi sanal olan bir bilgisayarla iş render almaya çalıştım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun açıklama kısımlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi herkese iyi günler ve iyi çalışmalar.